Ilıman iklimlerde odunsu bir gövde üzerinde yetişen limon çok yıllık bir bitkidir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmekle birlikte bugün tarihte en çok ticareti yapılan çok şifalı bir meyvedir. Bilimsel adı citrus olan limonun tarihi kaynaklara ne zaman geçtiği tam olarak da bilinmemektedir. Anavatanının ilk olarak biz kaynaklara baktığımızda Antalya olduğunu görüyoruz. Limonun yapraklarında bulunan o uçucu yağlar kokusunu vermektedir. Bakın mis gibi kokuyor. Tabii ki her limon türü farklıdır. Biraz sonra limon türlerine değineceğim ve faydalarıyla, etimolojisiyle ve tarihteki anlamıyla kapsamlı bir şekilde işleyeceğim. Limon, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen ve çok değişik türleri olan çok şifalı bir meyve ve bu şifalı meyvenin faydalarını sizlere sayacağım. Limon iyi bir C, B6 ve potasyum kaynağıdır. Büyük kısmı su ve basit şekerlerden oluşan karbonhidratlardan oluşmaktadır. Limon sağlıklı bir lif kaynağıdır. Sağlıklı bir lif kaynağı olan pektin içerir. Limonda bulunan lifin %50 ve %60 kadarı pektindir. Limonun yapısında çok az yağ ve protein vardır. Limon içinde bulunan P vitamini, sitrik asit yani limon tuzu gibi sağlığa yararlı olan eritrin gibi, biliponen gibi birçok faydalı element vardır ve bunlar iyi bir antioksidan kaynağıdır. Çeşitli sağlığa yararlı olan elementler arasında erioktrin, diospin, P vitamini ve sitrik asit yani limon tuzu gibi maddeler limonun yapısında olarak yer almaktadır. Limonda C vitamini yüksek oranda bulunuyor demiştik. C vitamini yüksek oranda bulunması sebebiyle soğuk algınlığına ve grip gibi enfeksiyon hastalıklara oldukça iyi gelir. Bu zaten bilinen yaygın bir özelliğidir. Bunun dışında içinde bulunan sağlıklı bir lif yapısı olan pektin vardır demiştik. Pektin peki ne işe yarar? Pektin vücudumuzdan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kanser ve tümör gelişimini yine engelleyen bir özelliği vardır limonun. Limonda bulunan C vitamini yüksek tansiyona, anemi gibi kan hastalıklarına oldukça iyi gelir. Böbrek taşı azaltılmasına yardımcı olan elementler vardır içeriğinde. Limon aynı zamanda içerdiği potasyum sayesinde hücrelerin düzgün bir şekilde çalışmasına sağlar. Limonun özellikle kabukları çok şifalıdır, antiseptiktir. Solunum hastalıklarına çok iyi gelir. O kadar güzel kokuyorlar ki nasıl solunum hastalıklarına iyi gelmezler. Limon suyu ise hazımsızlığa iyi gelir. İyi bir ateş düşürücü özelliği vardır. Saç güzelliğini sağlar, cilt güzelliğine katkıda bulunur. Limon yağları biliyorsunuz birçok kozmetik alanında kullanılıyor. Birazcık daha faydalarını derinlemesine işlemek istiyorum ve daha sonra limonun türlerine bakacağız. Limon tüketimi özellikle kadınlar için çok önemlidir. Kadınlarda yapılan bir araştırma var. Kadınlarda iskemik inme gibi bir hastalık olabiliyor. Yani kan pıhtısı atabiliyor. Özellikle kanınızda düşük oranda C vitamini varsa, kadın bireyseniz ve düşük oranda C vitamini varsa bu kan pıhtısının atma oranı yüksek olabiliyor. İşte limon suyu içerek bunu takviye etmek lazım. Limon kabuğunda hesperdin denilen bir madde vardır. Limonun suyu işte tansiyon gibi böbrek hastalıkları gibi hastalıkları engellemesine yardımcı olurlar. Bundan bahsettik ama limonun kabuğu da çok faydalıdır. Sadece limonun kabuğunu rendeleyerek, onu dondurarak ve değişik işte salatalara ve yemeklere ekleyerek aslında vücudunuzu tümere karşı korumuş olursunuz. Çünkü tümör küçültücü bir özelliği vardır. Limon kabuğu hücreleri programlı ölüme yani apoptoza götürebileceği bir çalışmada ispat edilmiştir. Bu çok önemli. O yüzden limonu sıkarak kullanabileceğiniz gibi limon kabuğunu da düzenli tüketmelisiniz. Özellikle pankreas, mide, cilt kanseri gibi kanser türlerine karşı aşır
Ve yine yapılan bir araştırma özellikle limon suyu ve limon kabuğu tüketenlerde ve bu hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı ile ilgili çalışmalar yapılmış. Mesela limondaki lif, pektin yani meme ve kolon kanserinin yine yavaşlamasına yardımcı olmaktadır. Zaten yüksek miktarda C vitamini tüketimi stres dediğimiz aşırı stres ve kaygıyı ortadan kaldıran bir durumdur. Düzenli olarak vitamin tüketmeliyiz. C vitamininin de vücudun atıldığında biliyoruz. O yüzden C vitamini yağdır, çok önemli bir kaynağıdır. Alerjik hastalıkların gelişimi vücutta oksidatif stresle ilişkilidir. Eğer C vitamini kullanmazsanız aynı zamanda bir takım alerjik semptomlara da sahip olabilirsiniz. Mesela alerjik astım gibi. Alerjik astımın gerçekten engellenmesinde C vitamini yüksek kaynağı olan limonun çok önemli bir görevi var. Limonda bulunan flavonoidler yani hesperidin ve D-limonen gibi maddeler serbest radikalleri temizlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca bu flavonoidler de alerjim hastım gibi bir takım iltihapların oluşmasını engelliyor. Biliyorsunuz günümüzde anemi çok yaygın. Özellikle kadınlarda anemi daha fazla yaygın. Anemiye son derece iyi geliyor. Anemi de daha çok menopoz öncesi kadınlarda ortaya çıkarıyor. Demir emilimini artırırsınız ve böylece anemiyi de engellemiş olursunuz. Limonda bulunan pektinin solunum hastalıklarına, anemiye kadar iyi geldiğinden bahsettik. Saç ve cilt sağlığını da yine ekledik. Bunun dışında bağışıklık sistemimizde canlandırıcı bir özelliği vardır. Vücutta üretilmeyen B6 vitamini bağışıklığın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz bedenimiz için en önemli organ bağırsaklardır. İkinci beyin diye bağırsaklar bilinir. Sindirim sistemi için de limon çok önemlidir. Güne bir bardak ılık suya sıkılmış yarım limon suyu ve belki de içine ekleyeceğiniz birkaç taze nane yaprakla sindirim sisteminizde harekete geçirmiş olursunuz ve bizim ikinci beynimizde çok iyi bir şekilde çalışır. Böylece de güne başladığınız limonlu suyla günü zinde bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Yine limonla ilgili çalışmalardan bir tanesi de osteoporoz yani kemik erimesi üzerine. Yine kadınların baş düşmanlarından bir tanesi biliyorsunuz osteoporoz. Limonun içinde potasyum var dedik, kalsiyum da var. Bu yüzden kemik erimesine etkili. Limonu düzenli kullanmanın kemik erimesine de etkili olduğunu biliyoruz. Limonda kalsiyum, potasyum ve magnezyum var. Bu üçü de hem kalsiyum hem potasyum hem magnezyum da kemik erimesinin baş düşmanları. O yüzden yarım bardak limon suyuyla güne başlıyoruz. Hem zinde kalıyoruz hem de birçok hastalığı engellemiş oluyoruz. Limonun yine son olarak çok faydası var. Ben son olarak diyorum çünkü benim yaptığım bir araştırma listesi var. Dahil ettiğim önemli noktalardan bir tanesi de yine diyabet üzerineydi. Limonun diyabet, Amerikan Diyet Vakfı'nın yaptığı bir çalışmada GI var biliyorsunuz kan şekerini yükselten bizim glisemik indeksimiz var. O çok önemli. Kan şekerinin hızla yükseltilmesini limon suyu sıktığınız zaman bir C, kan şekeri seviyesini düşürmüş oluyorsunuz. Limon suyu yüksek direks içeren bir gıda ile tüketildiği zaman nişastanın şekere dönüşmesini engelliyor ve bu oldukça önemli bir özellik gerçekten. Limon suyu sıkarak siz nişastanın şekere dönüşmesini engelliyorsunuz. Ben mesela yaptığım keklere ne kadar beyaz un koymasam da yine de kektir biliyorsunuz. İçinde nişasta girmemesine rağmen işte belki kara buğday, belki tam buğday unuyla yaptığım bir kekin içerisine dahi ben limon suyu muhakkak dahil ederim. Çünkü ne basit karbonhidratın şekere dönüşmesini engelleyen şey limondur. Ve tabii ki faydalandığım baharatlar vardır tarçın gibi. Konumuz tarçın değil o yüzden konudan çok fazla sapmıyorum. Ama limon ve portakalın da aslında aynı özelliği var. Limon ve portakalın GI'ın yükselmesine, bu kan şekerinin hızlıca yükselmesine engelleyen bir özelliği var. O yüzden limonu her yemeğimiz tatlımıza dahil etmekte fayda var diyorum. Son olarak limonun kabuğunun suyundan daha fazla vitamin içerdiğini artık son yıllardaki araştırmalardan biliyoruz. 10 kat daha fazla vitamin içeriyor. O yüzden limonu rendeleyip donduruyoruz ve yemeklere katırıyoruz diyorum. Daha fazla C vitamini alabilmek için. Bir de limon yağımız var. Limon yağı ne işe yarar? Limon yağı aromaterapide yine
kullanılan çok etkili bir madde. Limon yağını temizlemek için özellikle saç ve cilt temizliğinde kullanılması öneriliyor. Ben mesela limon yağını bazen şampuanıma ekliyorum ve inanın hem saçlarım mis gibi kokuyor hem de saçlarıma bir canlılık geldiğini fark ediyorum. Bir çay kaşığı limon yağı, bazen biraz Hindistan cevizi yağı ile birlikte, azıcık da karbonatla birlikte nefis bir etkili bir temizleyici oluyor. Bazen bu karışımı yine şampuanlarıma da ekliyorum. Sadece Hindistan cevizi yağı ile bir çay kaşığı limon yağıyla saçlarımdaki farklılık muazzam oluyor. Yine ben hiç denemedim ama okudum, denemek istiyorum. Limon yağını Hindistan cevizi yağı ile yine karıştırarak, belki içine yine biraz karbonat koyarak, yani dişlerde beyazlamaya daha doğrusu açıyormuş. Beyaz dişler için de demek ki limon yağı etkili. Bu da denebilir. Zaten aromaterapi artık son yıllarda biliyorsunuz fitoterapi ile birlikte en fazla odaklanan gözde arasına girmekte diyorum. Eskiden şifacılar bilinirdi. Şimdi aromaterapistler var. Özellikle bütünsel tıp üzerindeki araştırmaları gözeterek yaptığı karışımlar çok değerli. Tabii bu karışımlar hassas ölçekler üzerine kurulu. Mutlaka bu tür karışımlar yaparken yine de bir fitoterapisten yardım alırsanız, araştırarak yaparsanız sizin için daha etkili olur diyorum. Ve hemen limon tirleriyle sunumumu bitirmek istiyorum. Türkiye'de çok fazla limon çeşidi var. Ülkemiz o kadar zengin bir ekolojik verimliliğe sahip ki çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ve mutlaka kıymetini bilmeliyiz. Mesela Türkiye'nin en kaliteli limonu Lamas limonudur. Ve Erdemli bölgesi, yani Mersin'in batısında kalan Erdemli ve Silifke arasındaki özel bir bölgede yetiştirilir. Gerçekten ben Mersin'e gittiğimde de tatmıştım. Daha önce de zaten yine getirmişlerdi. Çünkü sıkça bulamadığım bir limon türü. Sadece yılın 9 ayı depolanabiliyor ve her yerde bulamıyorsunuz. O kadar lezzetli ve o kadar çok verim alabileceğiniz bir limon türü ki Lamas en kaliteli limon türü. Şu an elimde Lamas türü yok maalesef. 3 ayrı tür bulabildim sunumum için. Çok verimli bir çeşidi olan yine kara limon var. İtalyan memeli kara limon diye gözüküyor. Mesela bu ondan birazcık daha limonun memesinin yüksek olması ve her mevsimde bulabileceğiniz bir limon türü. Neredeyse her menada, her pazarlayabileceğiniz bir limon türüdür. Ve ortalama olarak iyi bir limon türüdür. Bir de Doğu Akdeniz bölgesinden çıkan Enterdonat denen bir tür var. Enterdonat denilen bu tür, Türkiye'de 150 bin tane Enterdonat türünden limon ihraç ediliyor. Genelde bizim manavlarda rastladığımız türden olmuyor. Genelde uzun ve ince bir yapıya sahip. Oldukça yine verimi yüksek olan bir narenciğimiz. Yine çok üstün bir meyve kalitesine sahip, çok sulu bir limon olan küt dikenli bir tür var. Zira lezzetli bir limon türü. Buna da çok emiyoruz. Türkiye'nin aslında bilinen en eski türü küt diken. Ama benim de yine rastlayamadığım limonlardan. Bu küt diken türünde çok düzgün ve çok parlak oluyor ve genelde elips şeklinde oluyorlar. Böyle elips oluyorlar, uzun ince olmuyorlar. Benim yine çok sevdiğim bir limon türü var, Meyer limonu. Ben bu limondan çok fazla şey yaparım. Kekleri özellikle kullanmaya bayılırım. Meyer limonunu bilirsiniz. Meyer böyle limonla portakal arasındadır. Bergamotu kullandığım yerde bir sürü yemekte ve tatlıda eğer bergamot elime geçmiyorsa Meyer'i kullanırım. Böyle çok ekşi değildir ve gerçekten tatlılara çok yakışır. Bir de yetiştirilmesi çok zahmetli değildir çünkü dona karşı diğer limon türlerine kıyasla dona karşı daha fazla dayanıklıdır. Çok küçük olurlar, böyle 2,5-3 metreyi aşmazlar. Belki Meyer limonlarına daha sıkça rastlayabilirsiniz. Zaten şu an bence ülkemizde manavlarda Meyer limonuna daha fazla rastlayabiliyor. Türkiye'de misket limonu, yani yeşil limon ya da lime olarak bildiğimiz limon da yetiştiriliyor biliyorsunuz. Eskiden bunlar İtalya'da, şimdi biz yetiştiriyoruz bu limonları. Lime limonunu artık Türkiye'de biz de yetiştiriyoruz. Yeşil limon, misket limonu olarak biliniyor. Bu limon özellikle mojito gibi kokteyllere çok yakışıyor. Onun dışında bazı yine Tayland ve Hint mutfağından, Uzak Doğu mutfağından yine soslarda ve yemeklerde de sıkça kullanılan bir limon türü. Neredeyse akşam olmuş. Ben de o zaman şöyle limonlu, elmalı, nanili, zencefilli bir detoks suyumu içerek akşamı da zinde geçireyim. Tüm gün boyunca genelde yazın içtiğim şey limonlu sudur.
Umarım sunumdan memnun kaldınız. Diğer sunumlarım için de Özlem Rafine Mutfak'ta kalmaya devam edin. Önümüzdeki hafta yeni bir tema ile tekrar buluşacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bütün sebze ve meyveler sizin en iyi arkadaşlarınız olsun.